Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Cem TV ekranlarınızın başına ve Berat Aşıcıoğlu ile Günün Getirdikleri programının başına efendim. Evet, her salı olduğu gibi grup toplantıları nedeniyle biraz canlı yayınımız geç başlıyor. 14.45, 15.00 gibi ama siz değerli izleyicilerimizin karşısındayız. Evet, bugün bize ne getirdi? Gün bize bugün sanatı getirdi. Genç kuşak ressamlardan, sanatçılardan Hasan Çevik bizlerle birlikte olacak. Yeni açacağı sergisinden söz edeceğiz. Yaptığı çalışmalardan söz edeceğiz. Bize önerileriniz için, merak ettiğiniz sorularınız için 0212 627 4848'den ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de an be an yazabilirsiniz. Berat Aşıcıoğlu ile Günün Getirdikleri başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hasan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, çok mersi. Bizler de iyiyiz. Çok önemli bir konu sanat konusu ve herkes sanatı çok işleyemiyor. Yani çok fazla icra edemiyor ne yazık ki. Bunun içten gelmesi gerekiyor. Bunun için ayrı bir enerjinin ve yeteneğin olması gerekiyor. En önemlisi tabii ki yetenek. Siz de çok yeteneklisiniz. Biraz baktım çalışmalarınıza. Çok yetenekli demeyelim, çalışarak yeteneğini arttırmaya çalışan bir ressam adayı diyelim. Ressam adayı, ne evet, kadar mütevazısınız, bravo. Yani ressam bile demiyorsunuz kendinize, ressam adayı. Gerçekten herhalde çok bunun, mütevazısınız. Bunun ne olacağını, neye bağlanacağını zaman galiba gösterecektir. Evet, yaptığımız iş itibariyle evet, resim yapıyorum, ressamım. Ama ressamlığın, resmin hakkını vermek için herhalde daha fazla zamana ve yola ihtiyacım olduğunu da düşünüyorum. Peki biraz öncelikle ressam Hasan Çevik'i tanıyabilir miyiz? Bir de tabii şu yönünüz var, aynı zamanda rehbersiniz. Evet. Rehberliğinizin yanı sıra da resimle ilgileniyorsunuz yıllardır. Tam olarak ayrıntılı şekilde baştan sona dinleyelim. Aslında benim rehberliğimle, yani turist rehberliğimle resim iç içe. Yani bunlar hiçbir zaman birbirlerinden öteye düşmediler. Aslında tabii müzeleri gezdiriyorsunuz. O da biraz kolektif, doğru. Bir taraftan sanatı anlatıyorum. Evet, baktığınız doğru. Zaman geçmiş sanatı, bugünün sanatını. Hı-hı. Bir taraftan sanatı kendi resimlerimde, kendi işlerimde kullanıyorum. Gezdiğim, gördüğüm yerlerdeki biçimler, hissettiklerim hepsi bir şekilde benim resmime giriyor, dahil oluyor. Hı hı. Zaten bu son sergide aslında yakından incelendiğinde bütün bu izler de çok rahatlıkla görülebiliyor. Hı hı. O yüzden ben rehberlik hayatımla resim hayatımı hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bunlar birbirini besleyen iki kuvvetli unsur oldu. Kimi zaman biri biraz daha ön plana çıksa da ama hepsi beraber yürüdü. İşte son 16 yıldır, 17 yıldır da beraber bunları yürütüyorum. Benim için son derece keyifli. Çünkü tek bir kaynaktan beslenmek galiba her meslek dalı için bu geçerli olabilir. Biraz insanı kısır yapar gibi tabii, sanki. Doğru. Şunu da söylemiyorum. Tabii ki zamanımızın, enerjimizi o işe yönelteceğiz, yoğunlaşacağız. Hı hı. Fakat farklı ilgi alanları da bize o yaptığımız işte meslekte yeni bakış açıları kazandırır diye düşünüyorum. Ne kadar güzel böyle düşünmeniz. Tabii ki doğru. Tabii siz bunu görebilmişsiniz. Bu da önemli bir anekdot bence. Yani rehberlik yaparken sizin içinizdeki o sanata karşı olan hazzınız ve ilginizi siz bunu görüp evet, insan yaşarken onu, fark ediyor evet, bunu. Fark yani ediyor. Bu oturup karar vermekte olan bir şey değil. Doğru. Tabii canım hani bir ressam olayım bari falan evet. Olayı olamaz. Doğru, doğru. Kesinlikle. Peki biraz anlatırsanız kendinizi. Bu yolculuğunuz nasıl başladı? Kaç yıldır tabii ben, başladı? Akademik bir disiplinden geliyorum. Yani resim eğitimi aldım. Türkiye'nin önemli resim okullarında resim eğitimi aldım. Benim lisans eğitimim Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi resim öğretmenliği bölümündendir. İlk resimle akademik olarak bağlantım oradan başlamıştır. Hı hı. Ardından ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisansımı ve sanatta yeterliliğimi orada hı hı. yaptım. Hı hı. Yani ben akademik resmin tam merkezinden bir anlamda geliyorum. Bazıları bunu eleştirse de yani akademik resmi eleştirse de ben bu eğitim esnasında öğrendiklerimin yapmaya çalıştığım resme, sanata çok ciddi katkıları olduğunu kesinlikle. Gördüm ve öneriyorum da. Yani zaman tabii. zaman görev yaptığım kurumlarda da öğrencilerime de bunları hı-hı. önerdim. Hı-hı. Çünkü biz bir geleneği bileceğiz. Hı-hı. Geleneği bildiğimiz zaman
kendi yapacağımız işi, kendi yapacağımız resmi, bu her neyse, onu daha fazla yükseltme, onu farklı açılardan yansıtma şansımız olacaktır doğru, bizim. Doğru, tabii ki. Gelenekle bir şekilde bağlayacağız. O anlamda akademik resim eğitimi bana o geleneği verdi. Ve ben o geleneği de kullanaraktan kendi yolumu çizmeye çalışıyorum. Hı hı. Dediğim gibi çok uzun bir süre benim için. Ama resim yapmak için çok kısa bir süre baktığınız zaman. Bu herhalde ne diyelim, son nefese kadar eğer gücümüz, kuvvetimiz yeterse, resim yapmaya devam edebilirsem, hı hı, bunu sürdüreceğim. Ve herhalde yine o son nefeste bile yaptığımız her şeyde, resimde ya da sanatta eksik birçok şey kalacak. Onu tamamlayamayacağız, başkaları tamamlayacak. Çünkü sürekli bu devinen bir şey. Doğru. Özellikle resim kendini yenileyecek ya da genel anlamda sanat. Pek öyle sanat kelimesini kullanmak istemiyorum. Çok iddialı oluyor. Neden? Nedeni şu, çok kolay kullandığımız kelimelerin başında geliyor, hı hı, sanat kelimesi. Bir şeyin sanatın neresinde olup olmayacağına, dediğim gibi, galiba zaman karar veriyor. Yani buna biz kendimizin karar vermesi ya da birilerinin hemen bize o sıfatı yapıştırması çok doğru bir şey değil. Buna zaman karar veriyor. Bu kadar müzeler ağzına kadar bir zamanların çok önemli sanatçıların eserleriyle doluyken kalkıp kendimizi onların safına hemen dahil etmek kolaycılığını bence yapmamamız gerekir. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Çok alçak gönüllüsünüz. Gerçekten yani bugün birkaç yıldır sektörde olan, her sektörde olan kişiler hemen o kimliği kendilerine yakıştırıyorlar. Keşke olsak hemen bir anda meyve gibi yani daldan düşsek ama. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyorlar. Hakikaten sizi tebrik ediyorum böyle düşündüğünüz için de ayrıca. Peki bu sanat yolculuğunuz demiyorum peki. Resimle yolculuğunuz diye hemen düzeltiyorum. Evet. Sanat kullanmıyorum. Resimle yolculuğunuz kaç yıldır devam ediyor? Kaç yıl oldu? Akademik anlamda baktığınız zaman işte 99 senesinden itibaren, yani benim lisans eğitime başlamamla beraber bir anlamda bu akademik resim süreci başladı. Hı hı. Ve hala da bu yükselerek devam ediyor. Ama daha öncesini, gerisini soruyorsanız, hani klasik bir şey vardır ya, şu küçücük yaşlarda işte resimler yaptım, evet, yarışmalar komple kazandım. Komple soruyorum. Hı hı. Tabii ben de galiba bütün eğitim hayatımın en başında resim yapmak benim için diğer derslerden ya da okuldaki bir sürü sıkıcı dersten diyelim daha keyifli bir şeydi. Fakat benim resim yapmaya tam anlamıyla karar vermem biraz daha sonrasında gerçekleşti. Hı hı. Hani ben o ilkokul, ortaokul zamanlarında yaptığım ya da keyif aldığım resmi bir meslek olarak yapıp yapmayacağım konusunda çok bilinçli birisi değildim. Zaten olamazdım yaş itibariyle ama bunda ne kadar hissettiğimi bile açıkçası bilmiyordum. Çok, hı hı, daha sonraları, lise sonrasında hani kendimizi arardık ya, evet, bu arayış esnasında bir karar oldu aslında. Evet, bir anlamda öyle oldu. Önce tabii kendi kendime karalardım. Kendi, hı hı, kendime bir şeyler çizerdim. Öyle ansiklopelerden ustaların resimlerini bulup onların guvaj boyayla ben kopyalarını falan çıkartıyordum. Ne kadar güzel. Sonra akademik resim eğitimi almaya başlayınca bunun bir yöntem olduğunu gördüm okulda. Önemli bir yöntem. Bir yöntemi siz bilmeden keşfetmişsiniz ve yapmışsınız da enteresan. Yani aslında bu çok birçok ressamın hikayesinde var. Kendi hocalarımız, evet, hikayelerinde de var. Yani bu böyle başlıyor. Çünkü önce sizin bir şey görmeniz gerekiyor. Tabii. Yani bunu siz yoktan var etmiyorsunuz. Ben de bu resimleri görüp bir şekilde onların benzerlerini yapma ihtiyacı duydum. Hı-hı. Taklitten bahsediyorum. Önce biz taklit ediyoruz bir şeyi. Evet. Sonra o taklitle kendimizi geliştirmeye başlıyoruz. Ama müzisyenler de öyledir. Galiba bütün sanatın bütün dallarında tabii, bunu tabii söylemek, evet, mümkündür. Bir örnek aldığınız biri olur. Ona göre benim de şimdi sektörümde mesela örnek aldığım biri var. Tabii ki. Onu böyle zaman zaman örnek alırım, düşünürüm. Her o işte, yüzden her sektörde bir şey bu. Vardır. Tabii, kesin, tabii. Kesinlikle. Evet, evet. Kaç yaşındasınız bu arada? Yaşım genç kuşak ressam diye beni söylediğiniz için teşekkür kuşak, ederim. Evet, çünkü evet, genç kuşak ressam diye hep geçiyorsunuz. Evet, ben artık yavaş yavaş böyle 43 yaşına doğru girdim galiba. Gençsiniz maşallah, gençsiniz. Geçen gün galericim sevgili Telga söyledi. Artık, hı, dedi genç kuşak sanatçıları, ressamları dedi 50-55 yaş itibariyle kabul ediliyor dedi. Oo. İyi dedim, ben de sevindim. Hala genç kuşak ressam olarak adlandırmak hoş bir şey olsa gerek. Gençsiniz ama siz daha. Yani 55 çok genç sayılmaz ama orta yaşlı artık. Tabii bu ülkeden ülkeye de değişiyor. Evet. Ama biz daha çok bunu görüntüyle ilişkilendiriyoruz. Yani tabii, görüntüye tabii bakıyoruz. Ha, evet,
mesela 30'lu yaşlarda olup değil mi çok daha yaşlı görünen insanlar, kadınlar, evet, erkekler olabilir. Evet, biraz da. Olabilir muhakkak. Evet. Ama görüntü galiba orada önemli. Tabii. Görüntünüz de gençseniz sizi genç olarak kabul ediyorlar. Evet. Ama bir de yaşam genç, tarzı da önemli. Çok çok önemli. Ama ya genç ve yaşlı olmanın yani sayısı anlamda çok bir anlamı yok. Hı hı. Sizin ne yaptığınız, ne ürettiğiniz, tabii, nerede olduğunuz aslında çok daha önemlidir tabii diye ben de düşünüyorum. Tabii ki öyle. Mesela eskilerde bizim işte annelerimiz, babalarımız 19'larında, 20'lerinde neler yapıyorlarmış yani. 19'larında, 20'lerinde evlenmişler, çoluk çocukları tabii, olmuş. Tabii. Koca bir hayatın içerisinde böyle bonuslama dalmışlar yani. Evet, çok şimdi enteresan. Öyle mi? Hiç öyle değil. Bizim kuşak da öyle değil, bizim kuşak sonrası da öyle değil yani. O bile değişiyor. Kesinlikle. Hayat evet, algımız, her şeyimiz değiştiği için ne yazık ki artık o kavramlar da değişmiş durumda. Evet. Peki şimdi 16 Şubat'ta serginiz açılıyor. Evet. Serginizin ismi Sessiz. Sessiz. Neden sessiz? Sessiz bir sergi olmamalı. Niye Sessiz'i seçtiniz? Bunu ilk Sessiz ismini galericim, galeri diyeninin sevgili sahibesi Telga'ya söylediğimde dedi ki bak dedi, herhangi bir röportajda, televizyon programında dedi, hı, sana ilk sorulacak soruların başında bu olacaktır. Neden sessiz? Hani bunu da dedi çalış dedi. Ya dedim buna dedim, çalışmaya gerek yok dedim. Ben 5 aydır 6 aydır yoğun bir şekilde atölyeye kapanmış vaziyetteyim. Bu, hı, resimlerle beraberim. Ve zaten benim bu yaptığım resimlerde hissettiğim duygu, hı hı, durgunluk, durağanlık, sessizlik, hı hı, bir böyle soyutlanmış hissi veriyor bana. Hı hı. O yüzden ben çok kolaylıkla resimlerime sessiz deme ihtiyacı duydum. Siz bu kendiniz belirlediniz. Bu benden kaynaklanıyor. Bilmiyorum tabii ki izleyici resimlerin karşısına geçtiği zaman benimle aynı duyguyu paylaşacak mı? Paylaşmak, hı hı, zorunda değil. Hı hı. Fakat benim yaptığım resimlerden, bu seriden aldığım hissiyat o sessizlik hissiyatıydı. Hı hı. Yoğun bir, hatta tedirgin edici zaman zaman bir sessizlik haliydi. O yüzden sergime Sessiz ismini vermeye uygun buldum. Hı hı. Ve de sevildi herhalde, keyifli hale geldi. Sorunun cevabı da bu olsun, neden sessiz sorusunun. Evet, kaç tane eseriniz bulunacak şeyde, sergide? Tabii biz resim yaparken bir galerinin duvarlarını ölçer biçeriz gözümüzde. Hı hı. Yani o duvara göre belli sayıda bir resim üretirsiniz. Benim ilk etapta 23-24 tane resmi çıkartacağım. Bu yükselebilir, artabilir sayı. Çünkü dedim ya, size yayından önce de sohbet etmiştik. Evet. Biz tam olarak galeri ortamında o resimleri yerleştirdiğimizde neyin neyle daha iyi olabileceğini ya da olmayacağını o an göreceğiz. Hı hı. Belki bazı resimleri sergiye koymaktan orada vazgeçeceğiz. Evet. Belki yenilerini ekleme ihtiyacı duyacağız ama 22-23 civarı resimle. Çok güzel, yeterli, fazla bir sayı. Tabii galeri Diyani keyifli bir galeri, güzel Karaköy'de bir galeri. Karaköy'de değil mi? Tophane semtinde, evet, Tophane'de. Karaköy'e çok yakın. Hı hı. Tophane'de galeri Diyani. Büyük bir galeri değil. Orta büyüklükte yakın bir galeri yani. Hı hı. Galerinin ebatlarını da göz önüne alarak küçük resimlerimiz de var. Büyük resimler de var. Bunlardan bir seri ben oluşturdum. İşte yaklaşık 22-23 resim 16 Şubat Cumartesi izleyicilerin karşısına çıkacak. Hadi inşallah ben de orada olacağım Cumartesi günü. Çok memnun oldum. Sağ olun. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. Heyecan oluyor mu böyle her sergi açılış öncesi? Kesinlikle heyecan oluyor. Zaten heyecansız bir işe başlamak, evet, galiba o işin niteliğini, kalitesini de etkiler gibi ben düşünüyorum. Kesinlikle, ben de aynı fikirdeyim. Çünkü heyecan sizi daha dinç halde tutuyor, daha açık hale getiriyor algılarınızla ve o işe olan ne diyelim, kabiliyet oranınızı arttırıyor aslında. Evet. O yüzden heyecanlıyım. Hazırlıklar bitti büyük oranda. İşte resimden ufak tefek işleri var. Onları yapacağız. İşte bu süreçte çeşitli programlara davetli olarak katılacağım, durumu onu gösteriyor. Heyecanlıyım. O açılışı sabırsızlıkla bekliyorum. Göreceğiz. Arkadaşlarımla, izleyenlerle, sanatseverlerle resimler buluşacak. Çünkü bu süreçte ben büyük oranda yalnızdım. Yani benim yaptığım resimleri, ne yaptığımı bir iki insan dışında pek gören olmadı. Öyle mi? Evet. Ondan sessiz işte. Sessiz sedasız bir şekilde, evet, ilerledi. O yüzden birçok insan için ilk defa görmüş olacaklar. Ne güzel. O bakımdan da tabii ki heyecan duyuyor. Hani daha önceden gelip birileri resimlerinizle ilgili bir şeyler söylese size, söylediği zaman ya da başka türlü bir algıya geçebiliyorsunuz.
olumlu ya da olumsuz anlamda. Fakat ben bunu hemen hemen hiç kendime yaşatmadım. Hatta galericim dahi gelip benim resimlerimi yani şu son haftaya kadar görmemişti. Son hafta hepsini beraber işte katalog hazırlıkları yapılırken görme şansı oldu. Yani ben tam anlamıyla bu süreci bir anlamda bir mayalanma diyorum. O kendi içime çekilip o mayalanmayı tamamlayıp şimdi de onu insandan huzuruna çıkartacağım. O yüzden tabii bu da insana bir heyecan yaratıyor. Tabii. Eserleriniz genelde nasıl? Neyi empoze ediyorsunuz eserlerinizde? Şimdi bu seri de yani sessiz resimler de bundan 2 sene önce açmış olduğum Tophane-i Amire'de yapmış olduğum Taş ve Zaman isimli sergi de aslında belli bir istikamette yani birbirinin uzantısı şeklinde olan 2 tane sergi. Benim bu son dönemde yoğunlaştığım konu ağırlıklı olarak doğa oldu. Yani ben doğadan yola çıktım. Doğadaki biçimlerden, doğanın parçalarından yola çıktım. Dağlardan yola çıktım. Doğa içerisindeki ağaçlardan, nehirlerden, göllerden, doğanın içerisinde kalan geçmiş zamana ait yıkıntılardan, harabelerden. Yani aklınıza gelebilecek her şey benim bu son 2 sergi için bana bir konu teşkil etti. Tabii ben bunu yaparken doğayı birebir manzara resmi geleneği içerisinde resmetme gibi bir dertle buna başlamadım. Ama biraz duygularınızı kattınız. Tabii ki zaten resim her zaman için duygu işidir. Sanat tabii ki duygu işidir. Buna bir şekilde duygunuzu katacaksınız. Ben doğadan aldığım bu görüntüleri kendi atölye ortamında bunları yeniden bir araya getirip ama yorumlayaraktan, bunları deforme ederekten yani bozaraktan. Tabii işte onu söyledim hani duygu derken. Zaten bu noktada devreye giriyor bahsettiğiniz duygu. Orada içselleştiriyorsunuz. Bir şey görüyorsunuz. Onu kendi duygularınızla, kendi içsel sürecinizden geçirip farklı bir noktada ifade ediyorsunuz. Sessiz resimlerin temelinde bu çıkış noktası var. Bir önceki sergide de yine Taş ve Zaman'da da o da Kapadokya bölgesinde olağanüstü coğrafyasını ele almıştım. Muhteşem bir yerdir. Muhteşem. Hani siz de yine yayından önce konuştuk. İskandinav sanatından bahsetmiştik. Coğrafya öyle bir şey ki insana, insanlara ait oldukları kültürle ilgili, ait oldukları geçmişle ilgili çok fazla çağrışımlar yaptırıyor. Ve siz bir şekilde bizler coğrafyamıza bağlıyız. Yani duygusal olarak bağlıyız. Belki bu coğrafya dışından başkaları o hissiyatı yaşamayabilir sizin coğrafyanızda ama herkes kendi coğrafyasında sanki içselleştirdiği onlarca duygu yaşıyor. Benimseme var sonuç olarak. Kesinlikle. İşte benim resimlerimde de, sessizde de, taş ve zamanda da bu Anadolu coğrafyasının bir anlamda benim içselleştirme şeklim aslında kendini gösteriyor. Gerçi bu zaman zaman soyut resmin kulvarına doğru gidişatı var. Nasıl oluyor? Soyut resim nasıl oluyor? Az önce dedim ya bozduk. Yani biz biçimleri bozdukça, onlarla uğraştıkça onları, o soyut oluyor. Evet, kendi bağlamlarından kopartıp başka biçimlerde, başka renklerde, başka ilişkilerde ortaya koymaya başladıkça bu soyuta giden bir resim anlayışına ulaşabilir. Yani tabii soyut demek için soyut da artık form devreden çıkmıştır. Bildiğimiz anlamda belki renk devreden çıkmıştır. Artık her şey sadece bir lekeden ibaret kalabilir. Ama bir şekilde benim resmim de boza boza galiba belki önümüzdeki yıllarda iyiden iyiye böyle soyut resmin alanına dahil olabilir. Öyle İnşallah. Bir gidişatta kendim görebiliyorum açıkçası. İnşallah öyle olur. Aynı zamanda da hocalık yapıyorsunuz değil mi? Şu anda yapmıyorum. Fakat dönem dönem çeşitli üniversitelerde hem vakıf üniversitelerinde hem devlet okullarında hocalık yaptım. Şu an için ama herhangi bir yerde görevli sergiye değilim. Sergiye odaklısınız tabii şu anda. Sergiye odaklıyım tabii uzun zamandan beri. Ama dahil olduğum bir üniversite ortamı şu an için zaten yok. Peki bundan sonraki hedefleriniz arasında ne var? Yani resim için mi bunu soruyorsunuz? Tabii tabii resim için. Yani bu sergi sonrasında bir dahaki sergiye hazırlanış zamanı ne düşünüyorsunuz? Ne kadar zaman sonra tekrar yeni bir sergiye hazırlanacaksınız? İşte mesela ne bileyim ben şu ülkede çok fazla isim yapmak istiyorum, çok fazla eserlerimin bilinmesini istiyorum diye bir hayaliniz, hedefiniz var mı? Sessiz sedasız resim yapmaya ben devam edeceğim. Onda şey yok, şüphe yok. Biz hocalarımızdan da şunu gördük. Bir sergi yapmak için biz resim yapmıyoruz. Yani aman bir yerde bunları göstereyim, sergileyim bir sene sonra ya da 2 sene sonra.
Biz sürekli resim yapıyoruz. Resim yapıp bir kenara koyuyorsunuz. Bunları yaparken dedim ya, bu bir mayalanma süreci. Kendinizle yapmak istediğiniz resimle bir mücadele içerisindesiniz. Boyayla, renkle, ışıkla, tuvalle, fırçayla. Bu sizi sürekli devinim halinde tutuyor. Yani sizi dönüştürüyor sürekli. Yeni bir şeyler ortaya koyabiliyorsunuz. Ben bu bahsetmiş olduğunuz süreçte bu devinime, yani resmin ya da sanatın kendi yapısında olan o devinim haline, yani sürekli yenilenme hali içerisinde olmaya ben devam edeceğim. Çünkü bundan başka bir şeyi de kendi yapım itibariyle bana uyacağını düşünmüyorum. Hani sergimi yaptım, fırçamı bir kenara koydum. İki sene bekleyeceğim, evet, iki sene sonra bir başka sergiden teklif alacağım, bir galeriden teklif alacağım ve ben tekrar resim yapmaya başlayacağım değil. Ben bugün de evet sabahleyin resimle uğraştım ve sizin yayınıza geldim. Hala ben yeni resimler üretiyorum. Ne kadar belki güzel. Bunların bazıları yine sergide tekrar bunları gösterebiliriz. Dün yine galericimle konuşurken ya dedim, ben resim yapıyorum, yeni resimler yapıyorum. Yine mi dedi? Evet dedim, yine yapıyorum. Onlara da bakarsanız yine i̇şte sergiye koyma şansınız var. O yüzden yani bu bir şeyle belli periyotlarla bu yapılabilecek bir şey değildir. Bu sizin hayatınızın önemli parçasıdır. Hiç unutmuyorum. Mehmet Güleryüz söylemişti bana. Bu dedi öyle part time olabilecek bir şey değil. Siz 24 saat dedi resim düşünmen gerekiyor. Hani 24 saat çizmeyebilirsin, boyamayabilirsin. Ama 24 saat resim senin zihninde olmalı bir şekilde. Birisiyle sohbet ederken bile senin kafanda bir takım biçimler dolaşmalı. Yapacağın resimle ilgili yeni konular gelebilmeli. Renkle ilgili, biçimle ilgili dertler olabilmeli. Çok önemli, şu unutmam. Çok erken yaşlarımdı. Mehmet Güleryüz'ün bu güzel tavsiyesini her zaman hatırlamışımdır. Ama o da çok önemli bir sanatçı. Çok önemli tabii ki. Hakikaten. Eserleri de çok değerli. Kesinlikle. Peki bir ressamın evi genelde nasıl olur? Yani hani bir ortama girdiğiniz zaman burada bir sanatçı yaşıyor, bir ressam yaşıyor diyebilir miyiz? Şimdi ressamın evi olarak kastettiğimiz şey eğer atölye ise mesela. Yok, ev. Yaşadığınız ev. Yani renkler, duvarlarınız nasıl bir süslemeyle yer alıyor evinizde. Bir kere. Koltuklarınızın renklerini. Hani merak ediyorum ben, bir sanatçı gözüyle nasıl ev döşeniyor. Belli olur mu yani? Tabii kendi kuşak arkadaşlarımın evlerini biliyorum. Bazı hocalarımın evlerini de biliyorum. Bunlar öyle çok fazla, çok renkli evler değil. Bunlar da benim anlayışımda sıradan evler. Ama tabii ki en büyük özellik şu, bizim duvarlarımız boş değil. Bu arada da pardon, lafınızı kesiyorum. Tablolarınız şu anda ekranda dönüyor. Evet, görmeye başladım Sessiz sergisinden bir iki tane resmi. Cumartesi günü bunlarla 16 Şubat'ta karşı karşıya kalacaksınız siz de. Çok güzel, keyifle. Muhteşem, bayıldım. İçim açıldı hatta. Teşekkür ediyorum. Tabii, o zaman bir dakika, şimdi deminki soruma devam edeceğiz sonra ama şu DSF'ler üzerinden, eserleriniz üzerinden konuşalım Hasan Beyciğim. Şimdi mesela burada ne anlatıyorsunuz? Bunlar soyut mu yoksa birebir görselden çizdiğiniz eserler mi? Tabii şimdi ben az önce soyut kelimesini kullanırken resimdeki biçimleri kullanma şeklinden bahsettim. Yani onların soyutlanmasından bahsettim. Tabii baktığımız zaman benim ortaya koyduğum resim, bu resim soyut bir resim değil. Ama o tarafa doğru giden bir şey de var, bir yolda aslında. Tabii tek tek resimlerde ne attığımdan ziyade bu sessiz serisinde... Çok güzel bu mesela. Doğada içselleştirmiş olduğum biçimler aslında devreye girdi. Ve ben aslında doğa karşısında hep şu duyguyu yaşadım. Bir dağ başında, bir dere kenarında, bir orman içerisinde ya da Kapadokya'da benzeri yerlerde. Doğa karşısında önce bir hayranlık duygusu, muhteşem bir doğa, olağanüstü dağlar, olağanüstü nehirler. Ardından bir çaresizlik duygusu, doğanın o muazzam gücü karşısında. Yani kendinizi küçük hissediyorsunuz. Evet. Ve anlıyorsunuz ki sadece ve sadece doğanın küçük bir parçasıyız. Yani doğanın kendisiyiz. Bugün her ne kadar insan doğayı biçimlendirdiğini düşünse de, doğaya çok fazla müdahale etse de aslında doğa karşısında biz tamamen ve tamamen çaresiziz. Ve minik bir noktayız sadece doğa içerisinde. Sonrasında da yetersizlik duygusu yaşıyoruz. Evet. İşte bütün bu aslında Sessiz serisinde de ben o doğanın o muhteşem, o olağanüstü tarafı benim derdim oldu. Oradaki o duygu benim derdim oldu. Çünkü resimlerin bütününe baktığımızda
bu doğanın muhteşemliği karşısındaki çaresizlik duygusunu da ben kendimce ifade etmeye çalıştım bu resimlerde. Hani yoğun kontrastlar, yani zıt renkler kullanaraktan, evet. Doğada güzeldi. Görmeyeceğimiz ışığı kullanaraktan, bu bir yapay ışık. Yani o doğanın kendi ışığı değil. Öyle bu, mi? Tabii ki atölye ortamında kurgulanmış bir ışıktır. Yani bildiğimiz güneş ışığı değil bu. Zaten güneş ışığında ben resim yapmış olsam belki bunlar, o zaman yayının başında konuştuğumuz gibi belki geleneksel anlamda manzara resmi yapan bir adam olabilirdim, bir ressam olabilirdim. Ben bunları atölye ortamında kurguluyorum. Buradaki ışık fantastik dediğimiz bir ışık. Yani kurguladığımız bir ışık. Bravo, çok güzel. Biçimlerde, bakın o resimdeki maviler vesaire, evet. Bunlar. Evet. Bir şekilde resim öyle gerektirdiği için aslında oraya koyulmuş olan renkler ve ışık. Ne? Ve, buyurun. Ve bu zıtlıklar da, yani hem ışıktaki hem de renkteki hem de biçimdeki zıtlıklar da benim az önce doğayı, doğadan aldığım hissiyatı tarif ederken söylemiş olduğum o gerilimi aslında bir şey yapıyor, gönderme yapıyor. En azından benim için. Evet, doğru. Mesaj da tabii veriyorsunuz. Yani mesaj şöyle aslında, bir resim ressam tarafından yapılıp bitirdikten sonra izleyici karşısına çıktığında artık sizin olmaktan da çıkıyor. Yani siz bir mesaj düşmüş olabilirsiniz sanatçısı olarak. Fakat izleyici ona baktığında sizle aynı mesajı almayabilir. Tabii, bakış açısı farklı. Evet, kesinlikle. Tamamen öyledir. Yani bu insanın eğitimiyle, o insanın geldiği çevreyle, kimi olduğuyla çok direkt alakalıdır. Zaten aslında bu güzel bir şeydir. Tabii. Herkes o eserden, o resimden farklı bir tat ne yakalayabilir. Alıyor? Ne şekilde etkileniyor? Almayabilir de bu arada. Yoksa tabii ki hepimiz aynı eserleri alırız. Bizi farklı eserleri almamızdan ayıran özellik bu olsa gerek zaten. Tabii, insanın yani, algıları farklı. Hepimiz farklı insanlarız. Farklı algı seviyelerimiz var. Baktığımız her şeyden de etkilenme oranımız değişecektir. Tabii. Ama ben bu resimlerin bütününde ki eğer mesajsa bu, buradaki mesaj yine benim doğadan aldığım bir mesaj. Yani benim kendi aldığım mesaj. Yani benim insanlara vermek istediğim bir mesaj değil aslında bu. Ama tabii ki ben bunu gösterdiğimde galeri ortamında insanlara, o zaman bu insanların da almış olduğu bir mesaj haline gelecektir. Ama burada sadece aslında bir resim var. Doğayı taklit etme derdinde olmayan, sadece resim olmak için ortada olan. Çok özür diliyorum, bölüyorum ama bir reklamımız varmış. Tabii ki. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar ressam Hasan Çevik Beyefendi ile sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, kısa bir aradan sonra ressam Hasan Çevik Beyefendi ile kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Evet, şimdi Sessiz sergisinde yer alan eserlerinizden biraz söz ettik. 23 tane eseriniz oluyor yaklaşık sergide, evet. Yaklaşık olarak. Hepsi peki manzara ve doğayla mı alakalı? Evet, bunların tamamı kaynağını doğadan oluyor. Doğa çıkışlı. Ve bunlar doğanın farklı şekillerde algılanışı aslında. Ve enteresan olan şu, bu 23 parça resim bir araya geldiğinde galiba şu duyguyu verecek. Sanki tek bir doğa parçasının içerisinde biz duruyoruz. Ve 360 derece etrafımıza bakıyoruz duygusu olacak. Çünkü şöyle, benim kullandığım bütün biçimler o 23 parça resimde aslında hepsi tekrar ediyorlar. Evet. Renkte tekrar ediyor, ışıkta tekrar ediyor. Sanki o bakılan yön istikameti farklı açılardan, farklı ebatlarda, farklı boyutlarda tuval üzerine ama aynı malzemeyle, bazen füzenle yapılmış farklı açılardan görüntüler aslında. O yüzden bizi tek bir doğa içerisinde etrafımızı bütünüyle gözlemliyormuşuz duygusuna da bu sürüklüyor. Zaten bunda yine aslında tedirgin edici bir tarafı var izleyici üzerinde. En azından ben bunları kurgularken o tedirginliği kendi adıma yaşadım. Çünkü bir taraftan hem doğa sizi gözlüyor, pratik olarak baktığınızda. Hem siz doğayı gözlüyorsunuz, hem bakansınız hem bakılansınız doğanın içerisinde. Bu 23 parça resim bize bütünüyle ortak bir çevrenin farklı açılardan yansımasını gösterecek. Bir de tabii çok önemli hocalarla çalıştınız. Örnek olarak Devrim Erbil Hoca, Hüseyin Avni Öztürkçü Hoca,
Biraz özellikle Hüseyin Avni Öztopçu'nun atölyesinde edindiğiniz deneyimlerden de söz edebilir misiniz? Devrim Erbil hocayla da yaşadığınız anılarınız vesaire öğrendiğiniz Tabii Devrim hocanın ben direkt öğrencisi olmadım. Ben Devrim hocayı tabii ki tanıyorum. Çok özür diliyorum o zaman. Yok estağfurullah. Fakat Devrim hoca benim de üyesi oldum bugün. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir numaralı atölye. Yani şu anda Profesör Aydın Ayan'ın atölyesinin bir önceki hocasıdır kendisi. Atölyeler zaten ondan okulda, ben karıştırdım. Konuşmuştuk sizin de onu yayın öncesinde. Atölyeler bir geleneği sürdürürler. Evet. O atölyede zaman zaman hala Devrim Erbil Atölyesi olarak adlandırılır. Oradan herhalde aklınızda kulağımı kalmış olsa gerek. Kulağımı kapatabilir miyiz? Avni Öztopçu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünün çok önemli öğretim üyelerinden bir tanesidir. Benim desen hocamdı kendisi. Hmm. 99 senesinde okula girdiğimizde kendisiyle tanıştık. Hala aynı kurumda görev yapıyor. Evet. Tabii Avni hocadan bahsetmiş olmanız hoşuma gitti. Çünkü genelde bizim eğitim kurumlarımızda hocaların öğrenciyle kurdukları ilişki formal bir ilişki seviyesinde kalıyor. Fakat oradaki, o atölyedeki, Avni Öztopçu desen atölyesindeki ilişki ve o atölyede gelişenler aslında bir hocanın öğrencilerinin hayatı üzerinde sadece orada yapılan iş anlamında değil, yani desen eğitimi anlamında değil, hayatın bütününde nasıl dönüştürücü etkisi olabileceğine güzel bir aslında örneğidir. Bugün hala o okulda, o atölyede öğrenci olan arkadaşlar bunu birebir yaşarlar. Hayatın her alanına dahil çeşitli çalışmaların yapıldığı gruplar vardır o atölye bünyesinde. Bunlar ders belgeliği çatısı altında bir anlamda örgütlenmiştir. İşte kimisi felsefeyle ilgilenir, kimisi edebiyatla ilgilenir, işte kimisi şiirle ilgilenir, kimisi geziyle ilgilenir. Ben orada öğrenciyken Gezginler Kolu diye bir oluşum yapmıştık. Hala bugün orada bu devam etmekte. Yani öğrenciler kendi başlarına hocanın çok müdahalesi olmadan hayata dair geliştirebilecek ne varsa onlarla ilgili okulda çok çeşitli tecrübeler elde edinirler. O bakımdan o atölye ve Avni Öztopçu Hoca benim hayatım içerisinde çok çok önemlidir. Tabii ki yakın zamana kadar hocam, hala da hocam olan Profesör Aydın Ayan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yine benim resim eğitimim için önemli hocalarımdan bir tanesi olmuştur. Onu da buradan selamlamak gerekiyor. Sadece onlar değil tabii ki Profesör Aylo Ersoy, kendisi sanat tarihçisi, bizim okuldaki sanat tarihçisi hocamızdı. Onu da yine sanatta bakış açımızla ilgili ortaya koydukları. Yani aslında böyle tek tek hoca isimlerinin söylediğimizi unuttuğumuz çok fazla isim olacaktır. Ama şu kesin ki bir öğrencinin etrafındaki hocaların çapı, kalitesi, niteliği öğrencinin gelişimiyle ilgili de direkt aynısı. Evet, etkili. Çok çok etkili. Tabii. O bakımdan ben kendimi şanslı saydım. Hem Atatürk Eğitim Fakültesi'nde çok önemli hocalarımız oldu. Hem Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi çok önemli hocalarım oldu. Evet. Hala bunlarla görüşüyoruz. Hala onların sanatlarından tabii ki istifade ediyoruz. Bize yol gösterici oluyorlar. O bakımdan iyi bir eğitim kadrosu, iyi bir hoca kadrosu bence öğrenci için bulunmaz bir fırsat yaratıyor. Doğru. Ben sizin biraz özgeçmişinizi araştırırken dikkatimi çekti. Hüseyin Avni Hoca'nın sizin için ne kadar önemli olduğunu anladım biraz. O yüzden dedim ki yayında oradaki bunu... Oradaki detayı görmüşsünüz. Evet, evet. O yüzden yayında bunu dedim. Çünkü biz sürekli soracağım. De şeyde bir şekilde daha dün onun öğrencilerinden bir tanesinden bu ders belgeliği için bir röportaj şeyi geldi. Çalışması yapmak istediklerini söylediler. Ben onlara çeşitli dokümanları gönderdim. Yani bir şekilde hala benim o atölyeyle olan bağım devam ediyor. Ders belgeliğiyle olan bağım devam ediyor. O yüzdendir ki galiba da bütün hayatım boyunca da bir şekilde bir tarafta duracak o. Ne kadar güzel. Şimdi peki az önce o sırada ekrana gelen eserlerinizin üzerinde konuştuğumuz için o konu biraz kaynadı. Benim çok merak ettiğim bir konu çünkü. Şimdi bir sanatçının evi hayal ettiğimiz zaman işte duvarlarda tablolar olur, işte biblo, heykeller olabilir falan diye düşünürüz. Ve mobilyaların renklerini merak etmiştiniz. Evet, mobilyaların da renkleri kesinlikle. Ya merak ediyorum nasıl bir ressamın evi? Benim nasıl kendi, bir bakış kendi açısıyla evim, görüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Benim kendi evim son derece sıradan, basit bir ev. Ama galiba şunu gözlemledim. Bir
ressamın ya da bir sanatçının evinde duvarlar pek boş kalmıyor. Zaten duvarın çıplak kalması algı anlamında da insana bir tedirginlik veren bir durum yaratıyor. Bizim evimizde de, aile evimizde de, kendi atölyemde de duvarda hem kendi resimlerim, hem başka arkadaşların benim için yaptıkları ya da benim beğendiğim sanat tarihinden, geçmişten, günümüzden çeşitli eserlerin kopyaları ya da orijinal çalışmaları asılı. Ama onun dışında çok özel bir şey var mı bir ressam evinde? Daha doğrusu benim evimde var mı? Hayır. Benim evimde yok. Gayet basit, mütevazi, dekor edilmiş bir ev ortamı. Yani tabii renk ki bu olarak genelde ne seçiyorsunuz? Mesela şöyle bir algı vardır. Evi koyu renk döşediğimiz zaman işte içimizi kapatır. Karanlık bir hava verir bize. Öyle bir enerji verir diye bir algı vardır. Aslında ben bunları çok merak ettiğim için özellikle tabii şeydir, şimdi renkler insan psikolojisinde etkiler, direkt etkiler yaparlar. Kesinlikle. Dediğiniz yanlış değil. Evet. Yani siz koyu renklerle tasarlanmış bir ortama girdiğinizde eğer yeterli aydınlatma da orada yapılmamışsa o koyuluk sizi bir yaz, bir matem havasına sokabilir. Tamamen kırmızıya boyanmış bir ya da kırmızı ağırlıklı bir ortama girdiğinizde kırmızı insana tabii ki enerji verecektir ama kısa bir süre sonra sizi gerebilir, gerginlik yaratabilir oradaki o kırmızının fazlalığı. Aynı şekilde yeşil bunun için söylenebilir. Yani renkler tabii ki insan psikolojisinde direkt etkiler yaratıyor. Ama galiba insan psikolojisini daha sakin tutan, çok fazla yormayacak, daha pastel, çok aşırıya kaçmayan renkler benim tercihim oluyor ev dekorasyonunda da. Mesela? Bunlar beyazın, bejin tonları olabilir. Mesela benim resimlerde son derece renkli görünüyor tırnak içerisinde, evet, kontrast renklerle. Evet. Ama ben bu renkler benim kendi yaşam alanımda mevcut olan renkler değil. Hani evimde benim bir yeşil koltuk, belki bu şekilde bir kırmızı koltuk bu kadar yoğun bir alanı kapladığında rahatsızlık vereceğini düşündüğümden orada ben daha soft renklerle tercih ediyorum. Mesela yine kahverengi tonları, abartmadan siyahın birkaç versiyonu olabilir. Ama her zaman için beyaz benim için tercih nedenidir bir yaşam alanında. Çünkü o beyazın verdiği rahatlık beni daha huzurlu ortamına sürüklüyor. Evet, bizim de mesela evimiz, annem beyaz çok sever. Beyaz ve gri, komple beyaz ev. Aklıma bir şey geldi. Eğitim fakültesinde hocamız vardı. Rahmetli oldu. Sonrasında Türk resim sanatının önemli hocalarındandı yine. Sema Şahin Hoca minimalist resimler yapardı. Yani renkte de minimaldi. Yani beyaz ve beyazın tonlarını çok kullanıyordu. Derste şunu söylemişti. Benim evim de demişti. Beyaz. Resimlerim gibi tamamen minimalist. Çok fazla eşya yoktur ama hemen her şey beyazdır demişti. Beyazdır, beje yakın renklerdedir. Mesela o hocamız, Sema Şahin hocamız kendi ev yaşamında da kendi sanatındaki renkleri, biçimleri taşımış örneklerden bir tanesiydi. Evet. Ama tabii çok fazla ressam evi ben görmedim. Nasıldır? Hepsiyle ilgili bir şey söylemem zor. Ama galiba yaptığı resimle, kullandığı renkle yaşadığı alanın aynı renklerde olması da herhalde gerekmiyor. O başka bir şey çünkü. Tabii. Başka bir düzen. Evet, evet. Onu ama merak ettim çok böyle. O yüzden özellikle sormak istedim. Yani öyle çok görkemli evlerimiz yok. Yok, görkem değil kastım. Yani, ama renk de onu yaratır biliyorsunuz o görkemi. Tabii o da doğru ama hani ben sizin bakış açınızı merak ettim. Bir ressam ev döşerken. Sadelikten yanayım. Evet. Ev kesinlikle döşerken nasıl renkler tercih eder, nasıl? Çünkü sizin bakış açınız farklı bir bakış açısı. Siz daha geniş görüyorsunuz. O yüzden onu özellikle merak ettim. Ben mesela renk çok severim. Kontrast çok severim ben. Yani benim mesela bir Chester koltuğum atıyorum petrol yeşili ise, petrol mavisi ise yanında kahverengi bir koltukla şey yaparım onu, kombin ederim. Zaten bir şeyi fark ettirmek istiyorsanız, yani farklı göstermek renkler istiyorsanız tabii farklı renkler ve de kontrastlı zaten amaç odur. Yan yana getirdiğiniz, yani zıtı yan yana getirdiğinizde ikisini de gösterme şansınız olur. Evet. Kırmızı ile mavi yan yana geldiği zaman kırmızı da kırmızılığın hakkını verir. Tabii. Özür dilerim, yeşil de yine yeşilin hakkını verecektir. İkisi de ayrı şekilde sizin gözünüzde bir patlama yaratacaktır. O yüzden o kontrastlar benim resimde de örneklerini gördüğünüz gibi bir hayli yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Ben de biçimi göstermek için, daha net hale getirmek için bu kontrastı hem renkte hem ışıkta kullanıyorum. Şimdi benim görsel iletişim tasarım mezunuyum ben.
sanat yönetmenliği diye dersimiz vardı. Orada hocamız renklerin, bulunduğumuz ortamdaki renklerin bize vermiş olduğu enerjilerden, işte az önce konuştuğumuz gibi, onlardan bahsetti. İşte bir, her rengin bir mesajı vardır. İşte kırmızı dikkat, sarı biraz ara bir renk. Çok böyle psikolojiyi etkileyecek bir renk değil. Beyaz şu, siyah bu diye. Hakikaten renkler etkiliyor insan psikolojisini. Çok önemli yani. Bütün sanat tarihinde, bütün uygarlık tarihinde renklerin anlamı subliminal her zaman bir evet, mesaj. Tabii tabii kullanılmış. Mesela mor renk değil mi? Hep ilahi bir renk olarak evet. Bizim karşımıza çıkmış. Evet. Genelde çeşitli dinlerde biz mor rengi çok yoğun kullanıldığını görürüz. İşte siyahın matem rengi olduğu gibi neredeyse tabii. Dünyanın her yerinde. Tabii aynı değil zaten. Mi? Matemdeki kadınlar siyah örtünürler bir şekilde evet. Girerler. İşte sarı psikolojik olarak daha böyle intihara, psikolojik evet. sorunlara meyli göstergesi olabilir. İşte mavi değil mi? Mesela bir deniz mavisi, bir gökyüzü mavisi Hı-hı. baktığımızda bize huzur verecektir. Bizim Huzurlu oluyor ve insan. Zihnimizde yatıştırıcı etkisi vardır. Ama tabii bunları nasıl kullandığınız da önemli. Bazen öyle bir kullanırsınız ki farklı bir algıyı da yaratabilir üzerinizde. Doğru tabii. Peki demin bir de şeyi sormuştum ben size, hayalinizde böyle hedefinizde bir yurt dışına gittiğiniz zaman hangi ülkede özellikle o ülkeyi kendinize yakın buluyorsunuz? Özellikle şu ülkede ben isim yapmalıyım, tanınmalıyım, eserlerimin satılmasını çok arzu ederim dediğiniz bir ülke var mı özellikle? Bunu hiç düşünmedim bu şekilde. Zaten ben hedeften ziyade yola inanıyorum. Yani bu bizim hayatımızın bir süreci. Benim bir sürecim resim. Bu süreç içerisinde çeşitli seviyeler olacaktır. Her bir seviye başka bir seviyeye getirecektir arkasından. Yani o yüzden yani hedef diye işte şurada şu sergiyi yapacağım, şurada şunu hedefliyorum diye düşünmedim. Bunun da kendi adıma çok sağlıklı olduğunu da zannetmiyorum. Yol sizi nereye götürürse. Evet, ben yola inanıyorum. Hayatımda hep öyle yaşadım. Ne güzel, o yolda inişler olacak, çıkışlar olacak, doğru. O yolda başarılar olacak, başarısızlıklar olacak. Tabii ki. Bunlar hepsi bu bizim hayatımızın bir bütünü. Tabii ki. Biz bu bütün hayat içerisinde, bu zaten. Kesinlikle biz bu bütün içerisinde yol alacağız. O süreçte ama bir ülkeden bahsettiniz, neresi olabilir diye ben çok severim Londra. Ben de çok severim. Londra'da resim sergisi yapmayı çok istiyorum. Evet. Orada bir dönem yaşama şansım da oldu. Orası benim için ayrı bir yer. Evet, galiba orada bir resim sergisi yapmayı isterim. Oranın bende yarattığı duygusal geçmişten dolayı bunu öyle isterim. Mi? Evet. Ben de orayı ayrı severim. Aslında iklimi pek bana göre değil. Ben çok böyle renk severim, işte yaz mevsimini severim, bahar severim. Orası çok böyle kasvete sokar insanı ama ona rağmen orada farklı bir psikolojiye bürünüyorum. Hakikaten orası özel bir yer. Çok Londra. Keyifli, çok keyifli bir şehir Londra. Evet. Bir kent nedir? Evet. Ya da bir kent nasıl olmalıdır'ın çok güzel bir örneği aslında orada. Ulaşımıyla, caddeleriyle, sanat müzeleriyle, evet. Yani her şeyle dolu dolu. Eğer kent hayatını seviyorsanız Londra size inanılmaz imkanlar sağlıyor. Evet, iklim bizim alıştığımız işte Akdeniz iklimi belki orada değil. Yok. Evet. Güneşi orada görmek her zaman mümkün olmayabilir. Onlar 19 dereceyi görünce zaten minicik şortları tabii, giyip hemen çimler parka gidiyorlar. Evet, çimler üzerinde yatarlar, uzanırlar. Evet, evet. Çimler ıslakmış falan hiç fark etmez. Hiç, hemen hiç. Uzanırlar yere. Evet, o güneşin o az olan evet. imkanlarından faydalanırlar. Evet. Ama dedim ya iklim biraz işin bahanesi. Tabii ki önemlidir. Uzun süre biz alışmadığımız için belki orada bulunduğumuzda psikolojik olarak bizi biraz geriletebilir, strese sokabilir. Ama Londra'nın imkanları inanılmaz. Özellikle sanata dair imkanları. Evet. Ben ilk gittiğimde hiç unutmam, aylarca National Gallery'den dışarı çıkmadım diyebilirim. Zaten ders çalıştığım kütüphane ile National Gallery yan yanaydı. Önce dersimi çalışırdım, ardından da National Gallery'yi ziyaret ederdim. Ne güzel. Böylelikle evet, orada inanılmaz bir göz. Tutku sizdeki, tutku. Başka türden olmaz zaten. Evet, olmaz. Hani, bir şeyden keyif alacaksınız, her ne iş olursa olsun. O keyfi aldığınız zaman da zaten yaptığınız işin sizin için bir iş olma durumu ortadan kalkıyor. Siz onu az önce dediğiniz belki tutku kelimesiyle ifade ettiniz. Güzel bir ifade. Siz onu tutkuyla yapabiliyorsunuz. Evet. Her ne olursa olsun o aşamada. Tabii. Sıkıntılar da olsa siz onu çok rahatlıkla göğüsleme şansınız oluyor. Ben de o duyguyu yaşadım, yaşamaya devam ediyorum.
yaptığım bütün işlerde. Çok güzel. Vallahi başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten muhteşem işler yapıyorsunuz. Serginize de geleceğim 16 Şubat'ta mutlaka cumartesi günü, 16 Şubat cumartesi günü Tophane'de. Galeri Diyane'de. Galeri Diyane'de kesinlikle geleceğim. Son 5 dakikamız var, yani 4-5 dakikamız var. Ressam olmak isteyen adaylara neler söylemek istersiniz? Nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Tabii öncelikle ressam olmaya çalışmak ya da sanatla ilgilenmek galiba bizim ülkemizin şartları içerisinde kolay bir şey değildir. Evet. Hani size çok fazla bedel ödetecektir. Hı hı. Her işte size bir bedel ödetir. Tabii. Ama amiyane tabirle piyasada karşılığını zor bulabileceğiniz bir şeydir, iştir diyelim, resim. O yüzden gerçekten buna tutkulu olmak gerekiyor. Hı hı. Yani siz eğer resimden ya da sanattan hemen büyük paralar kazanmayı, şöhretler yapmayı planlıyorsanız, tabii burada bahsettiğim sanattan, işte plastik sanatlardan ben bahsediyorum, resimden, heykelden ve benzerlerinden, bu sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Çok düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Evet. Ben desen dersi verdiğimde öğrencilerime ilk derste, yani ilk yeni gelen birinci sınıf öğrencilerine o toplu tanışma konuşmasında şunu da söylerim. Bu yol, yani resim yapmak size çileli bir hayatın kapısını açacaktır. Ne demek çileli hayat? Evet, sizi bir kere yalnızlığa mahkum eder. Yani siz yalnız kalacaksınız ki, yalnızlığı göze alacaksınız ki üretebilirsiniz. Doğru. Yani atölyenize kapanacaksınız ve atölyede saatlerce, günlerce, belki aylarca o biçimle, o renkle, hadi ne bileyim taşla, ağaçla, heykelle bir arada olacaksınız. Hı hı. Bu kolay bir şey değil. Bunu göze almanız gerekiyor. Aslında çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum ama bilmiyorum doğru bir algı mı bu. Bir ressamda kapanıp böyle çalışmalı diyorsunuz. İşte tabii dikkatini toplamak için, hayal gücünü toparlamak için vesaire. Biraz bir ressamda hüzün de olmalı mı? Tabii hüzünden kastınız duygu. Değil mi? Bu otomatik... Hayır, ama özellikle bir hüzün yaşamalı. Şimdi tabii bunu deyince tabii işte aklımıza sanat tarihinden çeşitli örnekler gelebilir. Çeşitli sanatçı hikayeleri gelebilir. Tabii Van mesela Gogh, Van Gogh mesela. Örneği gelebilir, aynı değil mi? Aynı anda söyledik, aynen öyle. Evet, benim aklıma direkt o geliyor hüzün olunca. Çok o anlamda yani çok popüler bir şeyden örnek Van Gogh örneği. Hı hı. İşte kötü bir hayat diyelim ya da trajik bir hayat yaşadığını işte okuyoruz. Hı hı. Benzer örnekler olabilir. Psikolojisi çok bozuk. Şimdi şöyle, galiba insanın psikolojisinde ki inişler, çıkışlar, gerilimler yaratım süreci içerisinde işe yarayabiliyor. Evet. Şöyle ki işe yarayabiliyor. Sizin o öfkeli haliniz, sizin o hayal kırıklığına uğramış haliniz, hissettiğiniz o duygu bir şekilde yaptığınız işle karşılığını bulduğu için, evet, işte formla, biçimle, renkle karşılığını bulduğu için çok samimi hale geliyor herhalde. Hı hı. Yani siz direkt o duyguyu ona aktarabilirsiniz. Çünkü çok yüksek bir duygu yaşamışsınız. Hı hı. O yüksek duyguyu da yaptığınız işe, evet, yansıtıyorsunuz. Belki o yüzden az önce dediğiniz gibi o sizin hüzün olarak tarif ettiğiniz, evet, o inişler çıkışlar, o trajedi evet, işe bir şekilde geçtiğinden, evet, herhalde öyle denebilir. Frida Kahlo mesela, o da öyle keza. Yine trajik bir hayat onun içinde. Bir hayli örnek biz gösterebiliriz. Tabii. Değil mi? Yatağında resimler yaptı. Tabii. O haliyle. Tabii. Aşkından, ızdırabından. Tabii ki. Yani şimdi aşk olunca da tabii direkt yüzüne bağlıyor insan ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Şairlere de baktığımız zaman o güçlü şiirlerini yazdıkları zaman hep böyle bir vatan sevgisiyle, vatana karşı o hüzünlü olayları alıp mısralarına onu hissettirişinden. Aşkı mesela, özellikle Nazım Hikmet, ben çok severim Nazım Hikmet'i. Nazım Hikmet mesela aşk şiirlerinde hep böyle Piraye'ye, Vera'ya yazdığı şiirler olsun keza. Yani hep böyle bir, bestekarlar da öyle, beraberliklerinden sonra o sözleri yazışı vesaire, hep böyle bir hüzün insanı daha çok yaratıcılığa mı acaba o dediğim gibi, yaratıcılık da bunun olumlu bir etkisi var. Yaratıcılık anlamında olumlu, evet, bir etkisi olduğunu görüyorum ben de ama hep böyle mi gelişiyor? Tabii ki bunu söyleyebilecek şeyde değilim. Evet, durumda değilim. Etrafımızda çok mutlu arkadaşlarımız da var. Hı hı. Bunlar gayet iyi resimler yapıyorlar. Yani hı hı, iyi resim yapmaları için ya da iyi heykel yapmaları için
mutsuz olmaları gerekmiyor. Doğru. Ama dediğiniz şey de yanlış değil. O dediğim gibi trajedi, o hikaye, o yaşanmışlıklar insan da, sanatçı da karşılığını başka bir şekilde bulabiliyor. Evet. Şüphesiz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Rejiden, yönetmen arkadaşım bitti süre deyince bir üzüntü geliyor bana. Yani inanamazsınız. Ben de o kadar işimi tutkuyla sevenlerdenim ki yani sürekli yayında kalayım. 24 saat hiç çıkmayayım istiyorum. Çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık davetimi kırmadığınız için. Teşekkürler. Ben dediğim gibi serginize mutlaka geleceğim. Umarım ve, sizi de orada göreceğiz. Ve gözlemlerimi de izleyicilerimize aktaracağım. Teşekkür Çok ederim. Çok mersi, sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de maalesef ki süremizin sonuna geldik. Yarın gün bize ne getirecek? Yarın gün bize aile hayatını konuşmamızı, ilişkileri konuşmamızı getirecek. Çok değerli ilişki uzmanı, aile danışmanı Selin Karacehennem bizlerle birlikte olacak. Enine boyuna ilişkileri ve evlilikleri konuşacağız. Bugün de bizlerle olduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 14.00'da canlı yayında karşınızda olacağız. Umut ediyorum ki gün size güzellikler getirsin, sağlık ve mutluluk getirsin. Her zaman söylediğim gibi de en önemlisi huzur getirsin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.